Şu anda da Kayseri bölge olarak denizi olmaması, büyük şehirlere yakın olmaması ya da Avrupa'ya yakın olmaması sebebiyle biraz dezavantajlı konumda. Bundan dolayı da yıllardır şehirle ilgili yapılabilecek çalışmalar masaya yatırılmış. Bununla ilgili ne yapabiliriz masaya yatırdığımızda benim seçimlerde de sürekli dile getirdiğim konulardan bir tanesi Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz her zaman bahsettiğimizde, gezdirdiğimizde misafirlerimizi Selçuklu'yu anmamak mümkün değil. Buradaki hanlar, hamamlar, camiler, birçok tarihi eserler Selçuklu'dan kalmış. Melik Gazi ki ismini Selçuklulardan, danışmanlıklardan alan bir ilçemiz. Birçok Selçuklu'nun eserinin bulunduğu yer. Dolayısıyla Selçuklu'yu vefa olarak anmak, Türkleri anmak, buradaki Selçuklu varlığını aktarmak ve Selçuklu'yu en iyi şekilde şehrimizde temsil etmek için ne yapabiliriz masaya yatırmıştık ve bu kapsamda bir Selçuklu Meydanı ve Selçuklu Anıtı yapalım istedik. Tabii bunu da kamuoyunun beğenisine sunarak, kamuoyunda ortak konsensüs sağlanarak hem siyasilerle hem sivil toplum kuruluşlarıyla hem de vatandaşlarla bunu paylaşarak eğer uygun görülürse bu tür projeleri yapalım dedik. Bu kapsamda da gündeme de biraz farklı boyutta olduğu için, sosyal, kültürel, sanatsal boyutta olduğu için öncelikle meclis üyelerimizden sonra Mimarlar Odası'yla ve basın mensuplarıyla paylaşmakta fayda gördük. Selçuklu denince akla samimiyet geliyor, mütevazilik geliyor, güven geliyor, mücadele geliyor, birçok pozitif değerler geliyor. Özellikle bu Selçuklu yıldızının her köşesinin bir şeyi temsil etmesi oradan kaynaklanıyor. Bu kapsamda da Selçuklu'nun çift başlı kartalı her zaman hükümeti temsil eden, gücü temsil eden bir öge olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla çift başlı kartal haricinde başka çalışmaları onun üzerinde yaptıktan sonra en son çift başlı kartalda olacak bir meydan ve anıtı biz arkadaşlarla farklı illerden Mimarlar Odası'yla da bugün görüştük. Uygun gördük. Bunu kamuoyunun beğenisine sunacağız. Bunun henüz yerine karar verilmedi. Yapılıp yapılmayacağına işte bu çalışmalardan sonra inşallah karar verecek. Buradaki yaklaşık boyutları yüksekliği 10 metre, eni yani genişliği 15 metre şeklinde heybetli bir anıt düşünebilirsiniz. Bu anıtın çevresinde de Selçuklu'yu anımsatacak birçok objeyle tavsiyeler ölçüsünde ortaya çıkan gerçekleştireceğiz. Burada gördüğünüz gibi altında bir toplanma mekanı, Selçuklu Yıldızı, belki yükseltilmiş bir Selçuklu Yıldızı'yla buraya çıkılıp fotoğraf çekimi yapılabilecek, video çekimi yapılacak köşeler oluşacak. Burada da bir özellik olsun istedik Selçuklu Kartalı ile ilgili. Gövdesi o saatin olduğu yer çelik kafesten olacak. Burada saat bazen olan var, olmayan var. Burada mesela saat yok, pardon burada var, olmayan da var. Saat olsun olmasın ona da karar vereceğiz. Yandan görünüşü ve ölçü boyutları 10 metre 6 santim yüksekliğinde olacak. Bu üstten görünüşü yaklaşık 730 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Dolayısıyla büyük bir toplanma alanından bahsediyoruz. Yüksekliği 10 metre olduğu için heybetli bir platformla da yükseltilmiş bir platformla da bu temsil edildiğinde yaklaşık 12,5 metreye 13 metreye çıkan bir görsellik oluyor. Hele hele bir de tepe gibi bir nokta yapılırsa şehrinde farklı noktalarından görülebilir. Ama dediğim gibi yeri, şehir merkezi mi olsun, dışarıda mı olsun, yeşil alanda mı olsun bunu kamuoyuyla, mimarlar odamızla, ilgililerle görüştükten sonra karar vereceğiz. Ama güzel birkaç özelliği de var. Gördüğünüz gibi yürüyüş yolu üzerinden geçiş var. Arka planda şartlarımızdan bir tanesi mutlaka ve mutlaka kartalın fotoğrafını çekerken çift başlı kartalın arkada bir Erciyes silüeti olsun istiyoruz. Yani Erciyes Kayseri'ye bir damgasını vursun. Arkada Erciyes'in olması Kayseri temsil edeceğinden bu Selçuklu anıtının ve meydanının Kayseri'de olması ve buraya damgasını vurması önemli bir öncelik diye düşünüyorum. Burada çift başlı kartalın başlarının dönmesi ve gagaların açılarak kartal sesi çıkması gibi bir güzel bir fonksiyonda gördüğünüz gibi başlar dönüyor. Özellikle öğle saatinden başlayıp akşam 7-8'e kadar her saat başı
bu fonksiyonunu çift başlı kartalın yerine getirmesini sağlayarak şehre gelen turistlerin buraya gelmesi, fotoğraf çektirmesi, bunların maketlerinden alması, şehirle ilgili bir aktivasyon oluşması, bunun sağlanması paket turizm kapsamında değerlendirilebilir. Dolayısıyla Selçuklu Meydanı ve anıtının Melikgazi bölgesine Kayseri'mizde yapılması, zannediyorum Kayseri'nin bir Selçuklu kenti olduğunu damgalamak, vurgulamak açısından önemli diye düşünüyorum.